Sevgili YouTube izleyicileri, hepinize merhaba. Sahilde video çekme fantezimi gerçekleştirmiş bulunuyorum. Çok kimse gelmeden birkaç dakikalığına trend topik bir konuyu ele alacağım. Toksik pozitivizm ve optimizm, yani iyimserlik arasındaki fark nedir? Toksik pozitivizm zehirli aslında pozitiflik demek. Sağlıklı değil. Niye sağlıklı değil? Sadece olumlu duygulara yer var. Olumsuz duygulara yer yok. O yüzden böyle dünya pespembe bir yermiş gibi görünüyor. Ve her zaman sanki olumlu olmamız gerektiği gibi bir inanç var orada. O yüzden de böyle bir sosyal medyada ya da insanlar tarafından buna maruz kalıyoruz. O yüzden arasındaki farka bakalım istedim ben de. Zehri şurada, sağlıklı değil. Çünkü olumsuz duygular işlendikçe biz iyileşebiliyoruz. Yani acı, üzüntü, elem, keder, bu duyguların içerisinden geçtikçe biz iyileşebiliyoruz. Yok sayarsak, yatsırsakmış gibi yaparsak derinlere itebiliyoruz. Dolayısıyla sağlıklı değil. Bu anlamda 4 tane hasara neden olabilir. Bir, mental olarak, ruhsal olarak ve fiziksel olarak aslında olumsuz duyguları derine ittiğimiz için, yok saydığımız için bizi hasta eder. İkincisi, problemleri çözme kapasitemiz azalır. Yani problemleri çözemeyiz. İlerlememizi engel olmuş olur toksik pozitivizm. Üçüncüsü, aslında insanlar da bizimle rahat edemez. Yani her zaman her şey ne güzel, iyi gibi bir anlayışta olursak otantik duygularını paylaşamaz insanlar bizimle ve gerçek ilişkiler kuramayız. Ve son olarak dördüncü hasarı da şu olabilir. Toksik pozitivizmde olumsuz duygular olmadığına göre gerçek bir dünyayı, gerçek bir hayatı göremeyiz. Gerçek bir hayatı görmediğimiz yerde mutlu olamayız. En büyük hasar verdiği yerlerden biri de burası olabilir. Şimdi bunu çok sıklıkla görüyoruz. Optimizm nedir? İyimserlik nedir? Gerçekçi, otantik iyimserlik diye geçiyor. İyimserlik aslında olumlu ve olumsuz duyguların bir arada bulunabileceği, hatta olumsuz durumların olumlu bir perspektifle ele alınabileceğini söyler. Yani olumsuz hayatımızda yaşadığımız deneyimleri perspektifimizi daha pozitif bir yere kaydırarak onu ele alabiliriz. İyimserlikte olumsuzluklar geçicidir, sınırlıdır ve ele alınabilirdir, yönetilebilirdir. Sonsuza kadar öyle gitmez. Churchill diyor ya, pesimistler her fırsatta bir zorluk görür. Optimistler her zorlukta bir fırsat görür. Dolayısıyla bu bir perspektifse eğer, gerçekle bağını koparmamış, yani ayakları yere basan bir iyimserlikten bahsediyoruz optimizmde. İnsanlarda nasıl görüyoruz bunu? Mesela daha kötüsü de olabilirdi diyor ya insanlar. Daha kötüsü de olabilirdi. Mesela bu insanlara iyi gelmiyor. Toksik pozitivizm cümlelerinden bir tanesi bu. Bir başka cümle, depremde çok duymuşuzdur etrafımızda. İnsanlar evladını kaybetmiş, sen evini kaybetmişsin, çok mu filan. Hiç iyi gelmez değil mi? Ya boş ver falan hani gibi cümleler, yok sayıcı cümleler. Ya da başarısızlığa yer, no pain no gain gibi, başarısızlığın olabileceğine imkan vermeyen ifadeler, tavsiyeler, duyguları yok sayıcı ifadeler, üzülme, kızma falan gibi, korkma gibi. Bunlar insanlara iyi gelmiyor. İyimserlik için bana göre 3 tane şey yapabiliriz. 1, acıyı nasıl işleyeceğimizi gerçekten öğrenebiliriz ve acıya olasılık verebiliriz. İkincisi, iyimser insanlarla birlikte olabiliriz. Gerçekçi, çözüm arayan, aktif, sorumluluk alan ve olaylara pozitif yönden bakan insanlarla beraber olabiliriz. Ve üçüncüsü, dilimizi fark edebiliriz. Eğer dilimizi fark edersek, o zaman onu değiştirme şansımız olur, kendimizi yakalamış oluruz. Umarım faydalı olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Çıralı'dan sevgilerimi gönderiyorum.